Çok kıymetli takipçilerimiz, kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni bir haberle daha karşınızdayız. Videomuzu izledikten sonra beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bu konu hakkındaki görüşlerinizi yorum kısmına yazabilirsiniz. İyi seyirler. Ruslar flash kararı duyurdu. Türk şirkette yollarımızı ayırdık. Değerli izleyenler, Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan'da yapılan Etilen tesisi inşaatında Türk şirketi Gemont ile yollarını ayıran Sibur, şirket çalışanlarının Türkiye'ye dönüş masraflarını karşılama teklifinde bulundu. Nijnekamsk Neftehima'dan yapılan açıklamada, Türk Büyükelçiliği'nin katkılarıyla 500'den fazla şirket çalışanının Türkiye'ye gönderildiği belirtildi. Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'ndeki Nijnekamsk şehrinde Etilen tesisi inşaatında Türk-Rus ortaklığının sonuna gelinmişti. Rus şirketi Sibur, Türk Gemont şirketi ile projeye devam etmeme kararı almıştı. Gerekçe olarak, Gemont'un vergi dairesine ve taşeronlarına olan borçları gösterilmişti. Mart ayında, tesis inşaatında Gemont işçileri, maaş ödemeleri Ukrayna operasyonu öncesindeki dolar kuruna fixlendiği gerekçesiyle grev yapmıştı. 11 Haziran'da konu şu haberle gündeme gelmişti: Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'ndeki Nijnekamsk şehrinde Etilen tesisi inşaatında Türk-Rus ortaklığının sonuna gelindiği bildirildi. Rus medyasında yer alan habere göre, Rus şirketi Sibur, Türk Gemont şirketi ile projeye devam etmeme kararı aldı. Business Online sitesi, gerekçe olarak, Gemont'un vergi dairesine ve taşeronlarına olan borçlarının gösterildiğini yazdı. Sözleşmenin feshedilmesinin kararlaştırıldığı, Türk şirketinin çalışanlarının bir ay içinde şantiyeden tamamen ayrılacağı bildirildi. Nijnekamsk'ta EP-600 Etilen tesisi inşası için 2020 yılında Sibur ile Gemont arasında anlaşma imzalanmıştı. Mart ayında tesis inşaatında Gemont işçileri, maaş ödemeleri Ukrayna operasyonu öncesindeki dolar kuruna fixlendiği gerekçesiyle grev yapmıştı. 10 Mart tarihinde ise şirketin Nijnekamsk'taki ofisinde vergi soruşturması kapsamında FSB tarafından arama yapılmıştı.